videoda 2025 yılında çıkış yapacak 35 oyunla alakalı konuşacağız ve beklentilerimizi aktaracağız. İlk sırada tabii GTA 6 var. En son geçen senenin sonunda bir fragman yayınlandı. Ondan beri resmi hiçbir haber alamadık. 2025'te gelecek sıra Ekim-Kasım bulur diye düşünüyorum. GTA 6 ile alakalı en çok beklediğim olay açıkçası her şey. Hikaye, oynanış, açık dünya, yapay zeka, özgürlük, grafikler, teknoloji, gerçekten gelmiş geçmiş en büyük oyunlardan biri olmasını istiyorum. Zaten öncesinde yaptığım videolarda özellikle de NPC'ler için kullanacakları teknolojilerden bahsetmiştim ve onlara bile bakıldığı zaman Rockstar'ın ne kadar önem verdiğini anlayabiliyorsunuz bu yaşayan dünya olayında. İki tane kuşkum var. Birincisi umarım PlayStation 5 ve Series X'in bu oyuna gücü yeter. Biz Cyberpunk faciası daha yaşamayız. İkincisi de ufak bir ihtimal ama online tarafı çok abartmazlar GTA 5'in gazına falan gelip her açıdan dop dolu bir oyun olmasını istiyorum. Aç olduk kaç yıldır. Black State 4 önce duyurulmuş 3. yazı kamerasından oynanan gizlilik ve aksiyonu beraber barındıran bir Türk oyunu. Normalde bu tarz oyunlar kolay kolay oynanış göstermezler, hiç sematikte kalır, sematik olunca da insanların çok da bir umurunda olmaz. Fakat Black State'in sunduğu oynanış bu çaplı bir oyun için o kadar inanılmaz gözüktü ki ilk başta herkes bu ne lan gerçek olamaz bir kimi yiyorsunuz gözüyle baksalar da o inanılmaz kısım oyunun aslında sadece görüntüsü. MGS'den çok cinslendikleri ortada fakat MGS'in olayı yapay zekası. Bu oyunda da umarım görselle önem verildiği kadar yapay zeka ve bölüm tasarımına dönem verilmiştir, biraz o konuda çalışma gerekiyor gibi. Seneye çıkacağı kesin değildi ama ben bekliyorum yine de. MGS demişken tabii 3. oyunu remake'ini şöyle söyleyeyim. GTA 6'dan sonra en çok beklediğim oyun şu an. Eski oyunları oynamaktan hiç gocunmam, oynarım ama MGS'i neyse yenisini önce oynamam gerekiyor gibi hissediyorum. İlk oynanışı gösterildiğinde özellikle OJ'li oyunu oynayanlar beğenmemişti. Hem görsel açıdan hem de yapay zekanın tepkilerinden sanki Konami çok baştan sanma bir iş yapıyor gibiydi. Fakat zamanla biraz daha düzenleyip rafine bir şekilde göstermeye başladılar. OJ'li oyunu oynamadığım için ne kadar sadık kalmışlar söylemek zor. Tek başına şu anda gayet seri hiç bilmeyen birisi için bile çok güzel bir deneyim sunacak gibi duruyor. Umuyorum özellikle de hikaye kısmında OJ'li oyunun meşhur havasını verir, bekleyip göreceğiz. Hazır gizlilik demişken artık ne kadar gizliliği kaldı gerçi tartışılır. AC Shadows Şubat ayında çıkış yapacak. Benim şahsen hiç beklediğim bir oyun değil. Subword'u çok bekliyordum, patladı, ondan sonra da o hayal kırıklığı bu oyunu da yansıtmaya başladı. En büyük olayı ilk T Syndicate'da kullandıkları EK zamanlarına karakter mekaniğini geri getirmeleri. Fakat bu seferki farkı bunlar sadece görünüş değil, oynanış olarak da farklı olacaklar. Naoe daha çatıları, gölgeleri kullanan bir suikastçı rolündeyken Yasuke ağır abi rolünde. Şahsen son oyunlardaki RPG sistemiyle zaten menüden 2 saniyede büyüdüğünüz değiştirip hasar ve gizlilik arası seçim yapabiliyordunuz. Yani bu olayı hikaye ve tasarım konusunda güçlü tutamazlarsa oynanış konusunda hiç tutamazlar. Dediğim gibi çıkınca hemen bitirip incelemesini atarım, kurtulurum sonra. Spider-Man'in ki 30 Ocak'ta PC'ye geliyor, fiyatı belli değil ama %99 ihtimalle 50 dolardan çıkacak. Bence hemen almayın, indirin bekleyin. Insomniac'ın bir de Wolverine oyunu var biliyorsunuz. Vallahi garibanlar bir hacklendi, toparlanana kadar kim bilir ne çektiler. 2025'e gelmesini geçtim artık, iyi kötü bir haber alsak da fena olmaz değil mi? Doom'un yeni oyunu The Dark Age'i seneye kesin gelir gözüyle baktığım oyunlardan inanılmaz güzel duruyor. Çok yaratıcı silahlar, mekanikler eklemişler, üstüne bir de yepyeni bir tema var ya, Eternal'ın bile üst seviyesine çıkmışlar. Ondaki en büyük olay stratejiydi. Bir yandan dibine kadar aksiyonu yaşayıp diğer yandan canı, mermiyi, kalkanı vesaire kontrol etmek çok keyifliydi. Bunda daha stratejik mi yaklaştılar yoksa eski oyunlardaki gibi çevre faktörü mü daha önemli olacak, seneye görürüz diye bekliyorum. AC4 Plague Flake Remake özellikle son birkaç yıldır çokça beklediğim bir oyun. Yakın zamanda yeterli kalitede bir gemi savaşı oyunu görmediğimiz için... Bir dakika. Daha iyisi var. Gemi savaşı, 4 sınıf, 600'den fazla gemi, 13 farklı millet ve gerçekçi grafikler. World of Warships şu an ücretsiz bir şekilde indirip arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz o aradığınız simülasyon oyunu. Tek yapmanız gereken açıklamadaki indirim linkini kullanarak kendinize ait bir hesap açmak ve World of Warships seçip oyunu indirdikten sonra... Ah doğru, yeni oyuncu paketini almayı unuttuk. Aşağıdaki linkten oyunu indirdiğinizde ilk kez üye olanlara özel 500 doblon, 7 günlük premium, 2 milyon kredi, seviye 4 gemi ve 6 beceri puanlı komutan içeren bu 25 euroluk paketi kazanabilir ve rakip benden önde başlayarak denizlerin hakimi sen olabilirsin. Muhripler, kurbazörler, savaş gemileri, uçak taşıyıcılar ve yeni eklenen denizaltılar. İster koca bir gemi olup önüne geçeni yok et, ister denizlerin altına saklanıp düşmanlarını sinsice paketle. Tüm konsol ve bilgisayarlarda sorunsuz çalışır. Bir kuruş bile ödemeden istediğin tarzda bürünerek düşman gemilerini havaya uçur ve arkadaşlarına kısa süre de gelişerek World of Warships'in en güçlü takımı ol. Hemen aşağıdaki linkten kayıt olup ödüllerini al ve eşsiz World of Warships deneyiminin tadını çıkar. Birkaç yıl öncesini hatırlarsanız bir oyun vardı, hani çıkış yapmıştı, sonra firma içindeki anlaşmazlıklardan geri kaldırılmıştı, oyuncular da bunları dolandırıcı olarak görmeye başlamıştı, sonra yeniden çıkış yapıp oyunculara kendini sevdirmişti, adını hatırlamadıysanız Sinkings'ti ve seneye kendisinin ikinci oyunu geliyor. İlk oyun Lovecraft temalı bir direktiflik oynuyordu, evreni çok çok iyi yansılar da bence karakter ve metin yazımı konusunda sınıfta kalıyordu hele ki Sherlock Holmes oyunlarına göre. İkinci oyun yine aynı temada aynı akışı ilerleyen bir direktiflik oyunu fakat bu sefer sanki aksiyonu özellikle daha bir önem verilecek gibi. İlk oyun adını temize çıkardığı için ikincisi de illaki alıcı bulur kendine, uygun bir fiyata denemek isterim.
Birkaç yıl önce gittik madem, o zaman Crimson Desert'ı da hatırlıyorsunuzdur. İlk 2019'da duyurulmuştu ve tamamen sistematik olmasına rağmen dünya çapında felaket bir ilgi görmüştü ki sonrasında daha da arttı bu ilgi. İlk gördüğümde de demiştim, halen daha diyorum, Skyrim ve Final Fantasy'nin günümüzde bir çocuğu olsa ancak bu kadar iyi gözükürdü ki geçen bayağı uzun bir oynanış da gösterildi. Artık yapımcıları single player odaklı oyun yaptıkları için şükretmek gerekiyor. Bu kadar büyük çaplı potansiyel barındıran bir açık dünya aksiyon oyununu MMO olarak en azından ben görmek istemezdim. Çok gerçekçilik arayacağınız bir oyun olmasa da şu an çıksa bile bir 50 saat kömenim gibi geliyor valla. Gerçekçilik arıyorsanız fakat yine Şubat ayında Kingdom Come 2'yi göreceğiz. İlk oyunun en büyük olayı kesinlikle aşırı gerçekçiliğiydi. Orta çağ simülasyonu olarak çıkması gerekiyordu. İkinci oyun Henry'nin hikayesini devam ettirmenin yanında oynanış olarak da bayağı devam ettiriyor gibi. İlk oyun yanında demo gibi kalmış, öyle söyleyeyim. Çok daha çeşitli, çok daha aksiyonlu ve tabii ki çok daha detaylı bir oyun olacak. İlk oyunun potansiyelinden sonra Deep Silver'dan yatırım almaları bence çok yerinde bir karar oldu. Sadece şu gerçekçilik olayını, yani tamam gerçekçi bir deneyim olsun ama biraz daha dozunu ayarlasalar tadından yenmez. İlk oyun 40 saat çekilmiyordu yani. Mafia The Old Country geçen Gamescom'da benim için sürpriz bir şekilde duyurulmuştu. Hikaye zaten hazır. İlk oyun öncesi Salieri ve Morello aileleri arasındaki olaylara değinecek. Özellikle de Don'un üzerinden anlatacağını düşünüyorum. Hangarın 3 mafya serisinin sevilen kökenlerine ineceklerini söylüyorlar. Bunu iki defa dediler. İkisinde de olaylar çok farklı gelişti. Oynanış ve tasarım açısından ilk oyunun remake'ini bayağı bir örnek alacaklarını düşünüyorum. Ki oynayacak çoğu kişinin senaryoya da önem vereceğini düşünürsek ailelere güzel şöyle 10-15 saatlik daha çok Mafia 2 yandıracak ya da filmlerden mesela örnek vereyim. Irishman falan gibi politik bir oyun olmasını bekliyorum. Zaten detaylı bir şekilde göreceğiz, yayın açarım, orada konuşuruz yine. Borderlands 4 yine hayranların bir süredir beklediği bir yapım. Ha geldi ha gelecek derken 2025'e postaladılar oyunu. Lore'a çok hakim değilim, belli karakterleri biliyorum. Sadece oynanış görmeden de yorum yapmak istemiyorum. İkinci oyun kadar eğlenceli olsun yeterli. İki demişken de Gridfall'u yeni sahibi videosunu yapmıştı. Büyük ihtimalle ilk oradan görmüşsünüzdür. Ben bitiremedim ama oynadığım süre boyunca da ben niye oynuyorum diye sorguladım sürekli. 25 küsür saat süren bir oyun ağır RPG bile olsa aksiyona biraz önem vermeli. Saçma sapan yenilik diye ekledikleri mekanikler çok da bir buka yaramıyordu. RPG öyleri biraz oynatıyordu sadece. İkincisi de güzel gözüküyor fakat umarım önceki oyundan biraz ders almışlardır. Ya bu tarz oyunlar artık fiyatına göre alınıyor bizde. 60-70 dolardan biraz daha görmek lazım oyunu. Aynı şekilde Slay the Spire 2 de geliyor. İlk oyunu bilmeyenler için çok başarılı bir kart oyundur. Hatta Gwent ve Hearthstone gibi oyunları bile roguelike olmasının artısıyla denk görülür. İkinci oyuna hiç gerek yok ama daha temiz bir proje istedikleri için girişmişler. Seneye erken erişime açılacak. Ya çok uğraştım, çok çabaladım, tekrar tekrar izledim. Kojima'ya, yaptığı işlere, ilk oyunun başarısına çok güveniyorum ama ikinci oyuna bir türlü güvenemiyorum. Death Stranding oyun dünyasının gerçekten en eşsiz yapımlarından biri. Hani uzaktan aslında ne olduğu, ne yaptığınız çok bariz gibi durursa da içine bir girdiniz mi çıkamıyorsunuz. Kojima oyunu olduğu daha ilk saniyesinde belli ediyor kendini. İkinci oyuna baktığınızda ilk oyundan bile daha çekici, daha derin duruyor. Ben size ne olacağını söyleyeyim. Bu oyun hikaye ve lore açısından en az ilki kadar iyi olacak. Yine içerisine girdiğinizde bırakamayacaksınız. Ama olur da bırakırsanız emin olun bu oynanışı yüzünden olacak. Çünkü Kojima'yı ben az buçuk tanıyorsam bu adamın kendini kolaylıkla sinematografi ve hikaye anlatımına kaptırıp yine arkada bir kargoculuk oyunu sunacağını biliyorum, yapmadığı şey değil. O yüzden ne kadar şöyle bir ortamda saatlerimi geçirmek istesem de acaba o ortam ilk oyundaki eşsiz havayı verebilecek mi, verirse bana işleyecek mi hiç emin değilim. Ertelense bile 2026'ya kalmaz bence, ne kadar laf etsek de çıkınca illaki oynayacağız zaten. Oyun dedik ama seneye konsol tarafında Switch 2'nin çıkması bekleniyor. Halen daha resmi bir fragman görmemiş olsak da. Videoda yer verme sebebim, söylentilere göre yeni büyük bir Mario oyunu hazırlanıyor ve ilk kez Unreal Engine 4 kullanılacakmış. Konsolu bilmem fakat Nintendo'nun yine hayatınızda görebileceğiniz en zengin oyunlardan birini yaptığına eminim. Phantom Blade Zero geçen seneki PlayStation sunumunda gördüğümüz oyunlardan birisiydi. Kendisi bekenslere çarpıcı oyunu. İlk bakışta düşman tasarımları özellikle Soulslike oyun havası verse de son Gamescom demosuyla birlikte zorluk ayının bulunduğunu, daha hackenslash'e odaklanan bir oyun olduğu söylendi ki doğru bir seçim. Yapan firma tecrübesiz bir firma ve son birkaç yılda her önüne geçenin Souls formülü deneyip batırmasından bıktım. Aksiyonu, bossları, savaş sistemi aşırı havalı duruyor. Cidden şu an gamepad'i bağlayıp ekranları oynamak istiyorum yani. Bu tarz oyunların tabii kısa süre tekrar etmeyecek şekilde tasarlandığı sürece cidden çok ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Umuyorum bunlar göz boyama değildir de gerçekten bu kadar havalı bir karakter yönetiyoruzdur. 2025'e gelmesinin kesin olmamasıyla birlikte ertelense bile beklemeye değer bir oyun. Fable'da yine çokça beklenen oyunlardan kendisi, 2000'li yıllardan çokça oyun çıkmış bir seri. Baktığınız zaman süre çok eşsiz bir hikayeye, kusursuz bir aksiyon, mükemmel grafikler vermez. Fakat öyle bir özgürlük, öyle bir keşfisi sunar ki her yerine gidip gezip görmek istersiniz. Gerçekten kötü oyunu bulunmayan bir seridir. Bu yeni oyun reboot olacak, seriye yeniden başlayacaklar ve yine aynı evren, aynı özgürlük, aynı o macera hissini yansıtacaklar gibi duruyor. Tabi seriyi hem bilen hem bilmeyen oyuncuları tatmin etmek için orijinal oyunlardaki havayı koruyup bir yandan da o kontrolleri vesaire günümüze yedirmeleri lazım. Yapması çok zor bir oyun, başındaki adam da farklı, şöyle uzun bir oynanış fragmanı görene kadar şimdilik ummaktan başka yapacak bir şey yok. Seneye de gelir sadece sorunla gelir. Flappy Bird geliyor. Bildiğiniz 10 yıl önceki oyun haklarını alıp yeniden çıkartacaklar, hatta daha da geliştirip online mod falan ekleyeceklermiş. Yani
Bu oyun hala birilerini zengin edebilecek kapasitede ise benim diyebilecek hiçbir şeyim yok. Yine bu tarz Shovel Knight'in yeni oyunu geliyor. Önceki oyunda aynı kafada yine SNES grafikleri, zorlu parkur tasarım ve bosslar tabii ki. Switch ve PC özel belki ilginizi çeker. Little Nightmares 3 bu sefer co-op bir şekilde geliyor. İster yanınıza birini alarak isterseniz de yapay zeka ile puzzle çözüp bir bölgeden kaçmaya çalışacaksınız. Birinci oyun çok kısa süren bir demo gibiydi. Ortam ne kadar gerici olsa da kontroller, puzzle'lar fazla amatördü. İkinci oyunda daha derin, daha çeşitli bir oyun sundular. Gene kontroller sıkıntılıydı ama atmosfer, ruh, bilinmezlik çok hoştu. Vermesi gerekeni güzel vermişti. Şimdi de işin içine co-op ekleyip aslında yine aynı şey yapıyorlar ya, It Takes Two etkisi işte, onu seven bunu da sever diye düşünüyorlar. Güzel gözükmüyor, umarım en azından It Takes Two kadar çeşitli bir oyun olur. Tales of Iron 2 beklemediğim bir şeyle geliyor. İlk oyun 2D bir aksiyon oyunu. Bir fare olarak krallığınızı yeniden inşa etmeye ve düşman kurbağaları indirmeye çalışıyordunuz. Sanat tasarımının ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. Fakat en büyük sorunu kesinlikle aksiyondaki basitliğiydi. Souls-like olarak geçen bir oyun için çok keyifsiz ve tek düze bir yapımdı. İkinci oyunla beraber yine bu krallık geliştirme temasını ele alıp aksiyon sistemini baştan bir düzenleyecekler gibi duruyor. Çok konuşulan bir oyun olmayacak ama söyledikleri gibi ilk oyun üzerine katabilirlerse uygun bir fiyata bakın derim. Dune Awakening geliyor. Evrenle hiç alakam yok. Sizin alakanız varsa yakın takibi alın. Yine alakam olmadığı ama niyeyse ilgimi çeken Subnautica 2 hakkında konuşması zor bir oyun. İlkini çok kısa oynarım diye girip bir 4-5 saat gömmüştüm herhalde bir oturuşta. Ya bu tarz çok oyun denememe rağmen loot sistemi özellikle oynattı beni. Yapımcıları Crafton'un ben tamamen birinci oyunda birkaç süs eklenmiş bir DLC yapacağını düşünüyorum. Sonunu bilmediğim için belki devamını falan anlatır bilmiyorum. Hadi nasılsınız beni o konuda. Onun dışında bir gameplay fragmanı görmek lazım. South of Midnight, VIP FIV'i yapanların yıllar sonraki yeni oyunu. Büyülü güçlü olan bir karakterle karşınıza çıkan düşmanları indiriyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla açık dünyası yok. Gerçi belki chapter hani ilerliyordur, kısmi bir şekilde vardır. Ara sahnelerdeki o düşük FPS dediğimiz yöntemi kullanıyor. 10-15 saat arası ideal olur genelde bu oyunlarda. İlk günden Game Pass'e gelir, oradan bir deneyin derim. Bu oyunu belki hatırlıyorsunuzdur. Bioshock'u yapan adamlar yapıyor bunu da ki baktığınız zaman tasarım yine çokça benziyor. Ya ben bu adamların oluşturdukları evrenlere bayılıyorum. Bioshock'un da System Shock 2'nde çok güzel bir lore'u vardı arkada. Judas'la birlikte bu sefer bir gemiden kaçmaya çalışacağız. Her açıdan çok zengin duruyor. Seneye gelir diye bekliyorum, ne kadar resmi bir tarih olmasa da. Evovet, Fallout New Vegas ve benim bayıldığım Pillars of Eternity 2'nin yapımcıları Obsidian'ın yeni birinci çağız fantastik bir RPG oyunu. Zaten Obsidian'ın yaptığı işlere bakınca özellikle de bu tarz Arthur Worlds'a falan bakarsanız RPG konusunda kurtaracaklarına eminim ki diyalog seçenekleri beni doğrudan nitelikte. Bu sefer fakat aksiyon konusundaki kötü namlarını da temizleyecekler gibi çünkü o konuda da hiç fena durmuyor. Hem uzak hem yakın menzilden çeşit çeşit bir sürü silah güzel bir vuruş hissiyle beraber kullanabiliyoruz. Ya bir RPG oyununda zaten artık uçuk seviyede bir diyalog yazımı gösteremiyorsanız oyunculara kötü vuruş hissine sabredemiyorlar. Ben Obsidian güveniyorum RPG konusunda. Aksiyonda kötü yanmayacaklarına en azından inanıyorum. Zaten Pillars of Eternity ile de aynı evrende geçiyormuş. Bu daha da heyecanlandırdı beni. Açık dünyayı keşif hissinde kurtarırlarsa ben Şubat ayına damga vuracak bir oyunla karşılaşacağız diye düşünüyorum. Ve şu an fark ettim Şubat ayında 258 tane oyun çıkıyor galiba. Sniper Elite Resistance olacak. Daha da 10 da Şubat sayalım. 5. oyunu oynamadım ama 4. oyun bana teller aktarmıştı böyle var ya. Gizlilik konusunda övünürüm. Bir girdim oyunu, ulan tutorial'i geçmem 3 saat sürdü dedim. Hastıştık bu oyun, hiç beklediğim gibi değilmiş. Ama zamanla alıştım. Hatta sonlara doğru doyamayıp DLC'sini de alıp oynamıştım. Yapay zeka ve bölüm tasarım konusunda çok başarılıdır. Resistance'da yapay zeka basitleşmiş gibi geldi ya. Çok bir şey değiştirmediler. Bana aynı geliyor, emin değilim. Güzel gözükse de arada kaynayıp gidecek büyük ihtimalle. Yine de ama Sniper Elite'in çok başka babası var be. E madem Splinter Cell çıkmıyor o zaman onun yerine bunu oynayın. Birinci şahıs bir gizlilik oyunu kendisi, grafikler uçmuş hani, fena duruyor. Fragmandan çok anlayamadım yapay zeka seviyesi nasıl olur. Umarım zorlu olur, cidden Splinter Cell kadar kastıran bir oyun olur. Ubisoft yapay zekası olmaz diyeceğim de bunu da onlar yaptı işte, işe bak. Gizlilik sevimi sevmeyin, bir istekliyseniz atın bence. 2025 kesin değil bu arada. Killing Floor 3'te gizliliğin tam tersi, önünüze geçeni doğrayıp kestiğiniz serinin yeni oyunu 2025'in başına çıkması planlanıyor. Civ 7 yine Şubat ayında gelecek, strateji sevenler zaten haberdarlar çoktan. Bunların dışında da FIFA, menajerlik, NBA gibi her yıl çıkan oyunları da yine göreceksiniz. Alıcı sabah da kapıyor zaten. 2025'in şimdilik en büyük oyunları bunlar ve şu dediklerimin yarısı bile çıksa felaket bir yıl olacak. Tam 2020 gibi yılın başından sonuna kadar çok dolu geçecek. Umuyorum beklediğimiz oyunlar beklediğimiz gibi çıkar, bütçemiz yetince de hepsini oynarız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşunuza gittiyse bunu aşağıdan belirtebilirsiniz. Sıradaki video Stalker 2 olacak. Aceleye getirmeden güzel bir inceleme yapmak istiyorum. Hafta sonunda yetişir diye umuyorum. Aşağıdaki linkten World of Warships'in direkt yeni kullanıcılara özel 25 yıllık paketi kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.